Merhaba arkadaşlar. Bugün size taşları nasıl temizleyeceğimizi de göstereceğim. İlk önce elimde yumuşak bir fırça var. Bakın dokulu bir taşı. Suyun altında fırçayla gayet güzel aralara girerek bastırmadan temizliyorum. Bunun dışında bir de tabi böyle dişliler var. Bunları da tabi fırça bunun için, dişliler için. Bir de akan suyun altına dedik. Akan suyun altına 5 dakika kadar şu şekilde tutacağız. Sistem sadece bu. Tabi burada çok önemli erimemesi gereken şeyler, taşları, yani sertliği 5'ten düşük olan taşları suya koymuyoruz. Evet arkadaşlar, elimde bir abalon kabuğu var. Bunun içine üzerlik tohumu ya da işte frankincense koyabilirsiniz. Başka ne koyabiliriz? Ada çayı koyabiliriz. Daha böyle değil de daha değişik, biliyorsunuz, bizim ada çayları koyabiliriz. Yakabiliriz. Bu korunaklıdır. Abalon hayvanının çıktıktan sonraki şeyidir, kabuğudur. Bunun içinde ben tutuyorum genelde. Siz de tutabilirsiniz. Bakın bir ada çayı yaktığım zaman ada çayının dumanıyla florite şimdi temizleyeceğim. Bakın her tarafına bu dumanı tutacağım. Ve bu şekilde, çok basit biliyorum, bu şekilde bütün evinizi dolaşıp tabii ki ilk önce kendinizi nötrlemeniz gerekiyor ya, taşlarınızı tutmadan ya da gridlerimizi kurmadan kendinizi de temizlemelisiniz. Sonra söndürün ki fazla harcanmasın. Abalon kabuğunuzun ya da herhangi bir metal de olabilir. Tabi bir de çok önemli var, bir detay var, o da Palo Santo. Bu da çok basit bir şekilde. Bakın Palo Santo'nun da dumanı var. Pardon, şu sönmedi. Ama Palo Santo'yu söndürdük. Palo Santo enteresan bir koku şey yapar. Meksika'da yetişen bir ağaçtır. Ve temizleme etkisi çok fazla olan, aynı ada çayı gibi. Tütsü gibi yakacaksınız. Ondan sonra söndüreceksiniz. Bakın onun da dumanıyla taşı temizleyeceksiniz. Aynı şekilde kendinizi temizleyebilirsiniz. Bütün çakralarınızı temizleyebilirsiniz. Bunları yapacağız. Evet, şimdi taşları temizleme yöntemlerinden bir tanesi esmer pirinç demiştik. Pirincin içine taşımızı koyuyoruz, gömüyoruz ve ne yapıyoruz? Bir gece bekletiyoruz. Peki tuz. Tuzun içine gömmemize gerek yok illaki. Gömerseniz de eğer tuzu kimyasını, yapısını değiştirmeyecek bir şeyse evet koyacağız. Ama ya değiştirecek bir şeyse, mesela kalsitse, mesela selenitse, kiyanitse, kehri varsa bunların yapısını sodyum değiştirir. Mesela benim elimde fuksit var. Arzu ediyorsanız böyle koyabilirsiniz. Bu da mesela aquamarin. Bunu da istiyorsam gömebilirim. Ama böyle durduğu zaman şununla arasında fark yok. Çünkü üzerindeki bütün enerjileri bırakacak, kendini nötrleyecek. Evet arkadaşlar, şimdi bir de sizi selenit plaka üzerinde kendi kullanacağınız taşları temizleme yöntemini göstereceğim. Bu küçük. Ben bunu kullanıyorum ama baş bölgesi için kullanıyorum. Terapi yapacağım zaman bu taşları direkt zaten temiz olarak kabul edip direkt uygulama yapıyorum. Selenit bir plaka, daha büyük bir selenit plaka olabilir, tabak olabilir. Türkiye'de yok, henüz bulamadık ama birkaç tane böyle plakayı yan yana koyup daha büyük taşlar da edinebilirsiniz. Şimdi size bir de ayrıca bu şekilde, bakın içinde taşlar var. İçini çekelim Dilek Hanım. Evet, bu da bir Tibet çanağı. Ben bu vibrasyonla bunun içindeki taşları temizleyeceğim şimdi size.
Evet, hafiften titreşmeye başlıyorlar. Bakın. Bakın sesi duyuyorsunuz. 10 sesi yükleniyor şu anda. Hem bana hem onlar götürleniyorlar sesle. Dilek'in içini gösterir misin? Tamamdır. Bir şey daha göstermek istiyorum size. Gene konuyla bağlantılı. Bakın burada bir selenit lambası var. Bunun üzerine koyacağım herhangi bir taş ya da bir kolyelik, bir kolye bilekliği bırak. Evet, video yarımda kaldı. Selenit lambanın üzerine, çünkü o da bir selenit. Yanarken de yanmazken de hiç fark etmez. Böyle bir bilekliği bırakıyorum. Selenit mavi dantel akiyi temizleme yeteneğine sahip diyoruz. Bir de size şöyle bir arkadaşlar, bakır piramit slaytlarda geçecek, göreceksiniz. Ben buraya taşlarımı bırakıyorum, çalışacağım. Taşlarımı terapi yapacağım. Efendime söyleyeyim, yağlarımı, ne gerekiyorsa enerjisinin korumasını istediğim bütün her şeyi bakır piramitlerin içine bırakıyorum.